Abi ben çok kötü durum yaşadım evde beyler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de ya olay yaşanacağı kötü yaşanacağını etiketlerinden çıkacak etiketlerinden görebilirsiniz arkadaşlar ama ev paylanço girmiş. Paylanço bir hırsız girmiş gerçek gençler. O paylanço'nun bizim evimizde ne işi var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de. Bayağılık oldukça dışarıdayım. Evden kaçarak parka geldim benim. Ben bunu nereden aldım biliyor musun? Komşudan aldım. Komşudan geri götüreceğim tekrar arkadaşlar. Çayım burada beyler arkadaşlar. Bayağılık görmüş olduğunuz gibi de. Evden alamadım. Eve giremiyorum çünkü. Neden biliyor musunuz Ede? Evde şu anda biri var sıkıntılı. Hırsız var. Paylanço hırsızlık var. Öyle de söyleyeceğim. Bilgimiz olsun da. Şu anda evde görmüş olduğunuz gibi. Şu anda evde. Ne yapacağımızı bilmiyoruz da. Anneler sabahtan beri gelmediler abi. Görmüş olduğunuz gibi de. Ne yaptılar? O saatte ne yapıyorlar ama 3 saat dedik ama 3 saatlerde gelecekler de anneler ama yani bir hastanede bir yerleri çok işleri vardı o yüzden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de veya da gençler arkadaşlar işleri de vardı bilmiyorum da yani işlerini de gezmeye gittiler bir yere gittiler uzağa mı gittiler anneler ne türünü anlamadım niye beni bırakıp gittik ne türünü anlamadım ne türünü annemin durumuna da yani bağlı da ben de ne türünü bilmiyorum yani 7 saatlik annemlerle bir de evde yok. 7 saatlik tek başınayım. 7 saatlik tek başına kapı takılıyorum. Geçen komşuya gittim. Komşudan bardak çay verdi bana komşum. Birisinden bile daire komşumuz çay verdi bana. Çay eve giremiyorum dedim komşuya dedim. Ve de çayımı ikram ettim. Çayımız sağ olsun komşumuz iyi ki de vermiş. Daire, başka daire sahipleri iyi ki de vermişti iyi ki de. Vermiş oldu bir eve arkadaşlar. Evet arkadaşlar korkutucu. Mahallemiz korkutucu oldukça beyler arkadaşlar. Bayağılık görmüş olduğunuz gibi. Çayını bayağılık 10 numara vermiş. Daire sahibi. Başka sahibi. Daire başka komşumuz. Evet. Çayımızı içip bayağı oldukça annem arayabilir birazdan. Annemin nerede aslında olduğunu arayabilir. Anneme ben sordum. Evden kaçacağım diye de evden kaçacağımın da benim haberim yoktu da bilmiyorum anneannenin. Annen neredesin onu da arar. Benim şu an dışarıdayım. Anne şu an benim dışarıda olduğunu bilmiyor şu an. Komşuya gittim. Komşudan çay istedim. Evde duramıyorum fazla çünkü paylanço hırsızlık varmış. Yani annemler geldikleri zaman yardımcı olmaya çalışacağız. Yani nerede saklanıyor o paylanço? Nerede olduğunu? Hırsız nereden? Nerede saklanıyor? Yatak odasına da girmiş. Benim odam kilitli. Benim odama hiç hayatta giremez. Benim odamda her taraf güvenlik kamerası var. Evinin başka bir yerlerini kamera olmayan yerlerinde saklanmış olabilir belki de beyler. Nereden bileceğim? Saklanmış olabilir. Handren'de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun da. Evden de kaçıp mahsur kaldık dışarıda. Öyle diyeyim. Çayımızı komşudan aldık. Komşumuzdan alıp çayımızı içeceğiz. Ben gidip komşuya çıkacağım. Yine çayını parda bırakıp aşağıya inip daireye girmeden annemleri fena bekleyeceğim aşağıda. Öyle diyeyim yani beyler. Handren'de öyle söyleyeyim. Öyle diyeyim. Annemlerin durumları şu anda nerede olduğunu ben de bilmiyorum ama işleri olduğu için telefonları arada açıyor ama her zaman açamıyor. Her günlerde açamıyor ama işleri var. Kadınlar işleri var. Ben de ne türünü bilmiyorum ama 9'da çıktılar. 8 saatten dışarıdalar. Bütün gün dışarıdalar. Öyle diyeyim neler. Ben de bütün gün ne yapayım neler. Bütün gün de mahsur kaldım. Evdeydim. Evden çıkıp komşudan çay içti. Komşudan helal bir çay istedim. Çayımın takılıyor. İçiyorum yani böyle. Ne yapayım yani. Öyle diyeyim neler. Handren de öyle de söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Çayını nerede, hangi komşudan aldığımı, nerede olduğunu soruları varsa da beyler arkadaşlar. Karşıdan aldım beyler. Bu şekilde karşıdan aldım. Karşıdan komşudan aldım. Karşıdan herhalde komşumuzdan aldık böyle diyeyim ben. Geçen gün audio zilleri tanıtmıştım. Bu binada ilgili. Audio zilleri ilgili bizlerden tanıtım videosunu gerçekleştirmiştim. Oradan bir yerden almıştım ama bizim binamdan almadım. Komşumuz bizim binamdan değil. Şuradan aldım. Yani. Oradan bir yerden aldığımı belirtine etmeye çalıştığımı o anları belirtine etmeye çalışıyoruz. Çayıma ne gelmiş böyle ya?
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Gidelim bakalım yani. Parktı bayağı azalmış bayağı. Herkes bayağı 6.5-3 civarında çocuklar vardı. Herkes de evlerine gittiler. Öyle diyeyim beyler. Andren öyle de söyleyeyim. Burada da çok videolarda audio zili tanıtmıştım. Andren öyle de söyleyeyim. Komşumuza bakalım bir. Komşumuz kapalı. Onlar bir yere mi gittiler? Ne yapıyorlarsa da bilmiyorum ne türünü. Bir de bir yere gittiler sanki de. Belki de çayımı ben burada almıştım ama çayını ben burada fena almıştım. Bakalım yani, öyle değil mi lan arkadaşlar? Şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani şuraya girdikten sonra yani öyle değil mi lan? Burada gördüğünüz gibi audio görüntülü diyafon sistemi var. Ben bu evden kaçıp bu binadan çay istemek için bu komşudan aldım. Ama bir yeri gittiler de bir yeri kapattılar. Ben de ne türünü bilmiyorum. 45 dakika geçmiş de 45 dakikada dışarıdayım yani. Evde yoklar anneler. Hala gezmediler. Öyle de söyleyeyim. Onlar belki, eminim yani beyler, arkadaşlar. Kesinlikle yani Handren'de öyle söyleyeceğim. Saatin bakalım bizim saat kaç şu anda geçiyor. Onlar çok geç gelecek anneler. Çok işleri var. Belki nereden bileceksin? İstanbul'un içlerine gitmişler kesin. İstanbul'un içerisinde özel bir hastane var. Oraya gittiler. İstanbul'da o kadar trafik olduğu için, o kadar hemen gelemedikleri için, o yüzden yalnız başımıza. Yani o yüzden de mahsur kaldık abi. Çayımız elimde. Öyle diyeyim ben. Çoğu saati o helali bir. 19'u 17'ye geçiyor. Saat 7 celabı. Helal bir saat 7 celabı geçiyor. Öyle diyeyim lan. Handren'de öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun. Şimdi de öyle de söyleyeyim. Yani bakalım yani. Handren öyle diyeyim lan. Evde baktım ki belki de nereden bileceğim. Onlar belki saat 7.30. Yatma saati o kadar değil yani. Akşam saati yani. Onlar belki bir yere de gittiler de. Onlar da şişe gidip gelecekler galiba. Çayı bize verdiler de şu anda öyle diyeyim ben. Zile basalım bakalım beyler. Zilin numarası 2 numaraydı. Komşunun 2 numarasıydı. Basıyorum zile bakalım. Şu anda da bekleyeceğim bakalım. İnşallah uyuyor bir biri olmamıştır kesin. İnşallah başka da böyle bir helali bileli uyuyan biri yoktur kesin beyler arkadaşlar. Zil şu an çalıyor beyler. Aldım. 45 dakika geçmiş. Önümüzden üstümüzden. Sabahtan beri dışarıdayım. Annem nereden baksan İstanbul'un içerisinde bir yere gittiler ama ben de ne türlü bilmiyorum. Evime nasıl gideyim? Paylanço hırsız girmiş. Ben onu, annemler bir gelsinler arkadaşlar. O paylanço bir hırsızı korumam lazım eve beyler. Öyle de söyleyeyim. Kayda bak, evde kimse yoklar. Bak bir yere gittiler. Görüyorsunuz bak. Görmüş olduğunuz gibi. Bak bunun ışığı kapalıysa hiç kimse yok evde. Görüyorsunuz arkadaşlar. Işıklar açık olsaydı kapıyı açardı komşumuz. Kapıyı açardı o zaman, öyle diyeyim lan. Bir daha basalım bakalım. Bu son basalım. Başka da basmayalım yani. Basıyorum. Şimdi gideceğiz. Eminim yani kesin çayım bitti. Yani bu pardağı ben dışarıya mı bırakacağım yani? Komşuyu bekleyeceğim. Komşuya vereceğim yani. Partak saati bizim değil. Handren öyle de bir de söyleyeyim. Bilgilerini vereyim yani. Bekleyeceğim onları mevcut. Onlar ne zaman gelirlerse mevcut ne yapacak beni? Telefon edecek bana. Hemen çayını getir diye. Hemen şeyini getir diye. Öyle fenandırı söyleyecek falan beyler. Evde yoklarmış abi. Zilde otomatikken kapandı. Gidelim şimdilik. Şimdilik bir başka birileri gelse yanlış anlaşım olur. Ne olur ne olmaz yani. Senin burada ne işin var diye ne derler. Bazen hani beyler, kötü insanlar da yavaş bizim mahallede. Biliyor musunuz beyler? Bak bir tane audio zilleri tanıtırken o çocuklar da kötü davranmışlar YouTube'a. Öyle diyeyim lan. Dikkat edeceğiz abi. Handren dikkat edeceğiz mevcut. Yapacak bir şey yok. Öyle diyeyim beyler. Handren de öyle söyleyeyim.
Saat 7.30-8 cevabında eminim yani annemler gelseydi biz geldik Emir diye telefonları açarlardı kesin beyler. Dön, sola dönelim. Çok sıkıldım evde baya. Biraz bu komşudan bardak çay aldım. O yüzden ondan olduğu için de yani beyler arkadaşlar parkta dolaşayım dedim. Kapa takılayım, binden de takılayım dedim. Handren öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tek başınızsınız da İstanbul'da. Tek başınaysan sıkılır yani. Ben bundan yani helal bir yani yaram söylemeyeceğim ama tek başınasınız da. Tek başına insan sıkılır yani. Hani bunların da yalan söylemiyorum, işe de söylemiyorum öyle değil mi lan? Handrende de söyleyeyim. İnsan tek başına sıkılıyor yani. Yapacağını, ne yapacağını bulamıyor, bir çözümleri bulamıyorlar yani. Bizim karşımızda hani daire 2'de helali bir komşumuz sinirliği için hiç buna bulaşmıyorum o daireye. Hiç o daireye girmiyorum. Teyze çok sinirli yani. Teyze yakın zamanda sinirli bir hastalık geçirecekmiş. Yakında da öyle şey olay görürseniz görün yani. O kadar sinirlenmeyin, o kadar sinirli iyi değil. Allah yakın zamanda sana hastalık fena gösterir. Onda da bir de öyle de söyleyeceğim. Olursanız başka bir çözüm yapamazsınız yani. Hastalıktan sonra dinlendiymiş yani. Bazen yaşlılar çok hastalanıyor sinirli oldukları için. Allah hasta getiriyor, fena mı getiriyor? O yüzden sen de fazla sinirli fena olma. Sinirli de olmak bir de iyidir yani. Sinir bir sürü, Allah'ın bir sürü sinir hastalıkları var. Onları dikkat edin yani. Allah'a da güvenin, her şeyini güvenin. Sağlığını güvenin, dua edin. Her şeyini güvenletine tutun yani beyler. Öyle de söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Ne böyle iki elimle de kamerayı tutuyorum, çayını tutuyorum. Ellerimle de bir de yani handrende de ağrımaya başladı ki beyler. Anlatacağım kadar da yani handrende inanılmaz yani beyler. Öyle de söyleyeyim beyler arkadaşlar. Kesinlikle. Giderim yani. Arabayı kontrol ettim de onlar gelen arabayla gitmediler. Annem biraz arabayı aceme sürücü olduğu için Bahçeşehir'in dışına çıkamıyor arabayla. Trafiğiniz korkuyor. Hani İstanbul'un içine onlar belki İstanbul'un içine gitmişlerse onun İstanbul trafiğinin felaket Bahçeşehir'in trafiğinden daha kalabalıktır kesin. Daha barbarttır kesin beyler. Annen o kadar trafiğine giremez yani. İstanbul'un trafiğine giremez. Korkar yani kaza yapar. O yüzden onlar bir yere gittiler kesinlikle. Bir ne anne bir iki de otobüse falan gittiler beyler. Buradan birisinden biri E59 Taksim birisinden biri o da İstanbul'un içine gider. E58 Necdetköy diyelim oradan bir yere indirip bir taksiye bindiler. Başka bir hastaneye ulaşımı öyle de sağlamışlardır belki de. Öyle yaptılar. Araba aşağıda beyler arabayı göstereyim mi size? Evet arkadaşlar bak annem arıyor şu an. Neredesiniz diye onu fena soracağım. Arkadaşlar kaydı kapatayım. Annemin nerede olduğunu fena soracağım. Görüşürüz. Arkadaşlar anneler geliyorlarmış. Yeni öğrendim şu anda görmüş olduğunuz gibi. Yoldalar geliyorlarmış beyler. Çayımızı içerim şimdi. Ben yavaş yavaş kapının önüne geçip annemlerin gelmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar mutluyum gördüğünüz gibi. Annem sonuna kadar yola çıkmışlar. Geliyorlar beyler arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi annem neredesiniz diye sormuş. Baktayı dedim. Annemler de yavaş yavaş biz de yola çıkıyoruz dedik. Arabayla gelmiyorlar ama otobüste döneceklermiş. Otobüste geliyorlarmış. E58'e binmişler yani. E58'le geliyorlar abi. Arabayı göstereceğim size beyler. Arkadaşlar otobüsle geliyorlarmış. Taksiyle gelmiyorlarmış ama taksiler uzun zaman pahalı ki. Otobüsleri nereden baksan 79 liraya vermişlerdi kesin. Otobüs daha uygun gidiyormuş. Taksiyle
500 lira götürüyor. Otobüsten daha pahalıya götürüyor taksiler. Taksiler de çok pahalı beyler. Araba bak karşımızda. Bak burada beyler. Bizim araba burada beyler. Arkadaşlar arabayla gidemezsen yani annen. Anne korkuyor ki. Otobüs daha konforlu olduğu için otobüsü bir ağacı güvenebiliyor ama taksiyi verecek parası olmayınca da artık otobüsle geri dönüyorlar. E58'e bindire E58 ile dönüyorlar abi. Çık katlıyla bindire çık katlıyla geri dönecekler İstanbul'un içerisinden. Esenkent'e dönecekler. Bak bizim araba bu beyler. Annen buraya bırakmış. Arabayı da bire terk etmiş annen. Bak buraya da bırakmış arkadaşlar. Anne de bak terk etmiş arabayı da. Arabasını da terk edip arabasını da bırakmış, kaçmış, gitmiş. Bize de bırakmış, arabayı da bırakmış beyler. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Kapıları da kilitlemiş. Annen sağlam mı kilitlemiş? Arabanın kapıları sağ olsun arkadaşlar. Yani bir dakika. Bak sağlam kilitlemiş beyler. Arabaların kapılarını sağlam kilitlemiş anne beyler. Arabayı sağlam kilitleyip kaçmış. Esenkent'ten kaçmış. İstanbul'un içerisine gelmişler beyler. Arabanın kapıları da sağlam sağ olsun kilitlemiş. Anahtarını da almıştır kesin beyler. Kesinlikle anahtarını almıştır kesin annen beyler arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim bilgimiz olsun. Allah arabanın kapıları da sağlammış beyler ha. 20 senedir kapıları da sağlam tutuyormuş arabanın. Öyle de söyleyeyim. Arabayı da handrende de sağlam kullanıyoruz yani. Elinden geleni sağlam da kullanıyoruz yani. Handrende öyle de söyleyeyim. Bilgilerini vereyim biri. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handrende de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Şimdi bizim mahallenin kapının önüne geldik. Otobüslerle nerede olduğumuzu sormamış ama otobüse bindik dedik. Çoktan önce binmiş. Necdetköy tarafından fena binmişler otobüse. Park isteyen yok ya. Parkta bazen çok kötü insanlar gelebiliyor. Parkta da sakın fazla durmasın demiş anne. Biz de otobüse bindik atladık. Otobüsteyiz geliyoruz dedik. Yoldayız dedi. Dediler. Şimdi videoyu burada kapatacağım. Birazdan eminim o komşumuz arar. Komşuya götüreceğim. Pardağı vereceğim. Pardağı test edeceğim. Bu bardak bizim değil. Ve koyuyorum. Bardak bizim olmayınca da komşuyu geri vereceğiz. Onlar gelir, onlar da ararlar. Zaten nereden baksana videoyu durdurmuş olurum. Videoyu bitirmiş olurum. Öyle diyeyim bilir arkadaşlar. Videoyu kapatırım o zaman bitiririm. Handrende öyledi. Söyleyeyim bilgimiz olsun. Bak burası aydırdıksa konuşalım burada. Yani. Videoyu burada kapatabilir, burada durdurup bitirebiliriz yani. Ondan sonra öyle de söyleyeyim, bilgimini vereyim yani. Annenin belki nereden verecek? Belki annenin belki öyle yerlerde de götürmemişse. Emre sen orada sıkılırsın diye sen evde kal demiş. Uğraştığımız işe bak. Yalnız böyle kalmak yani sıkıntılı olay yaşamak İstanbul'da. Böyle şeyler. Şey yani kolay değil yani yalnız başına kalmak. Evde İstanbul'da yaşamak, yalnız başında yaşamak kolay bir şey değil yani. Öyle değil yani söyleyeyim ben. İnsan tek başına fena sıkılıyor öyle diyeyim ben. Yalnız başına. Sabahtan beri 8 saatlik Esenkent'te tek başına fena annemlerin gelene kadar takılıyorum yani. Bir başka bir çözüm yok. Başka bir çözümü bir yapılacağı bir şey yok. Öyle diye bile söyleyeyim. Bilgimi vereyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Handrende de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Çayını bitireyim. Ana komşumu arayacak. Komşuya gideceğim. Geri gideceğim yani parka. Parkın o tarafında kalıyor. Komşum o tarafta oturuyor. Öyle de söyleyeyim. Bilgimi vereyim yani. Çayını ikram ettiğin için teşekkür edeceğim komşuya ama onunla da öyle de söyleyeyim. O videolarından aşağısından audio zilleri gezmiştik sitenin. Ponte görüntülü diye fonumuz. Ponte görüntülü diye fon iki tane o binamız. Bütün geri kalanlarını hepsi audio'lu markalı görüntülü sistem.
firması kapanmış. 5 sene sonra firması kapanmış. Öyle durumda. Ölüm durumda yaşanmış. Öyle durumda yaşamış zillerle. Öyle diyeyim lan. Söyleyeyim, bilgimiz olsun arkadaşlar. Bugün çok trafik var ya. Otobüs bile acık 2 saat celabında. 2 saat sonra burada ulaşır. Burada Esenkent'e o zaman gelmiş. Ayrıca ulaşacak. Esenkent'e ayrıca gelmiş olacak otobüs. Öyle de söyleyeyim belli arkadaşlar. Taksiler pahalandı artık. Taksile de binemiyor artık annem. Otobüs 70 TL celabında. Otobüsünden daha ucuzdan, taksiden daha ucuzla basıyor ya. Otobüs birazcık Bahçeşehir'in içerisinde dolaştırıyor. Trafik var. Yapacak bir şey yok yani. Taksilerde sıkıntılı yani. Zam geldi her şeye. Söyleyeyim ona. Otobüse de zam geldi ama eskiden celabı Bakırköy'e de giderken Akbil 30 celabında 30 lira basıyor şu an. Şu anda bindiğinin Akbil'in parası da birisinden biri 90 liraya 80 liraya 80 liraya ödemişlerdi kesin otobüsüne. Yani aynı bir fiyat, aynı bir para yani. Akbil de aynı şey geçerli bir para basıyor yani. Öyle de söyleyeyim. Otobüslere de birazcık aynı şeyde zam gelmişse otobüse de aynı şeye fena da zam basıyor beyler. Öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Fandren de öyle de söyleyeyim. Bilgini vereyim yani. Hangi otobüs bu? Yani bence bu E58 değil yani sanki. E58'ler. Yok E58. Zaten E58 hatları, tek hatlara çalışmıyor ama. 146'ymış. Bakırköy'den Boğazköy'e gidiyor beyler. Anneler buradan gelecekler. E58 buradan geliyor ya, E58. Bahçeşehir'den çıkıp Esenkent'e giriş yapabilmesi için E58 hatlıyı buna kullanıyor abi. Bu yolu kullanıyor. Bu yolu celabında buraya kullanıyor arkadaşlar, beyler arkadaşlar. Otobüs buradan gelecek. Bizim durakta inecek sonra. Ondan sonra buraya ulaşmasına karşını, buraya ulaşmasını falan sağlayacak otobüsle beyler. Çayım bayağı 10 numara haliymiş yani. Evet arkadaşlar. Bayağılık oldukça, öyle diyeyim beyler. Bayağı reklamlar da asıyormuş. Sürücü kutulara da reklam da asmış beyler. Esenkent sürücü kutuları karşımıza da reklamları da mevcut beyler. Oldukça arkadaşlar. Arkadaşlar biraz arabaların içlerine bakmayacağım da, arabaların içlerine bakarsak insanlar tip tip bakıyorlar. Biraz sanki otobüs gelirse çekeceğim de videoyu. Otobüs buradan gelecek yani. E58 celabında buradan geliyor. Bakırköy'den gelirken E57 de aynı şekilde de bu yolu da kullanıyordu yani. Boğazköy'e direkt yönlenmiyordu yanım. Onun durakları Esenkent'te ya. Bu ne? Taksim. E59 beyler. E58'ine bindiler ya. Buna binmemişler beyler. Necdetköy'den bindiler yani. O Taksim'den fena Boğazköy'e geçecek. Boğazköy'den fena geliyor. Ölü taraftan dolaşıp Boğazköy öyle uğraşmasını sağlayacak. Onun durakları Boğazköy tarafında. E57, E58 hatları Esenkent, İstenye'nin orada durakları var. E59'un durakları da Boğazköy taraflarında fena kalıyor. Öyle diyeyim ben. Esenkent'i dolaştırıp sonra Boğazköy fena geçiyor. Boğazköy o zaman ulaşıyor. O zaman ulaşmasını sağlıyor E59'un hattı beyler arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Bilgimini vereyim yani. Bu tek katlı da hesabı bu 146. Boğazköy'den çıkıyor. Bakırköy'e doğru ilerliyor beyler. Annemlerin şu an gelmesini bekliyoruz şu an. Annemlerin şu anın geleceğinin kadarlı gelecekse bilmiyorum ne türlü.
Ben de ne türünü bilmiyorum yani. Eğri 8 olursa inşallah o anneler o otobüse binmişlerdi kesin yani. Evet, bu çayla içtikten sonra video güzel olmuştu kesin. Andren'de de öyle söyleyeyim. Videoda inşallah eminim şey olmuştur yani, faydalı olur inşallah. Onu da öyle de söyleyeyim yani beyler. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarında ailelerimiz geri dönmektedir. Bir de ailelerimiz geri dönecektir. Ailelerimiz her şeyi yanımızda. Annemin hayat eski günündeki burada beyler. Burada olduğu için olabilir yani. Şuna bir... Esenkent'e gider diye yazıyor da kayda gelmişler beyler. Beyler görmüş olduğunuz gibi. Kayda gelmişler arkadaşlar. Otobüsleri falan bilmişler. Öyle diye söyleyeyim. Annem Gay'da geldi. Öyle de söyleyeyim de. Birazdan gelirler yani. Öyle de söyleyeyim. Birazdan gelmiş olurlar yani. Öyle de söyleyeyim. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi de annem arıyor beyler. Annem arıyor. Şimdilik telefonu dönüp ben yine videoyu başlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet geldik. Geldik diye haber vermişler. Otobüslerde gelmiş. Şimdi yavaş yavaş eve geçiyorum. Gelmişler arkadaşlar anneler. Otobüse görüntüsünü aldık. Otobüse binmişler. Otobüs gelmiş. Bir de otobüse ziyaret etmişler beyler arkadaşlar. Öyle de söyleyeyim. Bilgini vereyim yani. Andre öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun arkadaşlar. Evet yani. Arkadaşlar inşallah annem inşallah gelirse söyleyeceğim. Beni artık bundan sonra yalnız bırakma beni diyeceğim. Çok sıkılıyorum diyeceğim artık. Bu bir sürü laf ettim olacak annemin. Aranızda da fena öyle de söyleyeyim. Onu da söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Otobüstelermiş annem. Gelmişler. Sonra telefon açtılar. Şimdi birazdan 3 dakika sonra burada olacaklar. 3 dakika sonra buradalar annemler. Öyle de söyleyeyim. Bilgi zorunda. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu şekilde görüşmek üzere. Annemler de biraz sohbet edeceğim çünkü sıkıldım. Öyle de söyleyeyim. Bilgini vereyim. Şu an Partak burada. Videoyu kapatıp annemi ben biraz eve yolcu edeceğim. Sonra ben komşum arayacak, komşuya pardağı bırakmayı, komşuya helal bir, komşuya tekrar bu pardağı helal bir geri vereceğim komşuya. Ne oldu, önüme mesaj mı geldi? Komşuya helal bir götürüp geri vereceğim yani helal bir arkadaşlar. Onlar benden öyle de söyleyeyim, bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda sıkıntılı yaşamayız. Like atmayı unutmayın, kanalımıza bir de abone olursanız faydalı olacak. Çok sevineceğim. Bir dahaki videolarda tag edilen videolarımız bir dahaki videolarda durum yaşamaz. YouTube kanalımız. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.